geldiniz. Teşekkür Hoş ederim, geldiniz hoş bulduk. Mehmet Bey. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Ayağınıza sağlık. Mehmetçiğim, sen de biliyor muydun mesela hani Blue Kart nedir? Hiç duymuş muydun? İlk defa duyuyorum. Yani yeşil kartı duydum da Evet. Blue Kart'ı duymadım. Blue Green Kart. Kart'ta Ben de duymadım. Yani mesela bu nedir? Katılım şartları nedir? Ve öncelikle bu nedir? Bize bir anlatırsanız. Tabii ki. Blue Kart Avrupa Birliği'nin yeşil kartı olarak düşünebiliriz aslında. Ama bunda bir çekiliş kura olan bir uygulama değil. Avrupa Birliği'nin üye ülkelerde yaşanan nitelikli işçi sorununu çözmek amacıyla başlatmış olduğu bir program. Türkiye'nin de içinde olmuş olduğu 3. dünya ülkelerindeki nitelikli personeller, yani doktor, hemşire, mühendis, inşaat işçisi, aşçı hiç fark etmiyor. Niteliği olan personellerin Avrupa'da istihdamını kolaylaştıran, bir Avrupa Birliği vatandaşlarıyla aynı statülerde yaşamasını öngören bir göçmenlik programı. Peki Blue Kart'a neden ihtiyaç duyuldu? Normal şartlarda çalışma vizesi almak gerçekten zordu. Bu sistemle nasıl bir kolay işlem yapılıyor? Şimdi Avrupa'nın çok yaşlı bir nüfusu var ve ekonomisi her geçen Evet. gün geçtikçe daha da büyüyor. Ve bu da nitelikli işçi sorununu her geçen gün biraz daha ön plana çıkartıyor. Özellikle son zamanlarda yaşamış olduğumuz, içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde sağlık sektörünün tamamen çökmüş olduğu bir Avrupa'yı herkes gördü. Ve bu sadece sağlık sektörü olarak değil, işte mühendisinden, akademisyeninden, sanatçısına kadar aklınıza gelebilecek hemen hemen her sektörde bir alımlara ihtiyaç duyuluyor ve bu konuda da tabii ki nüfusun gelişmemesiyle alakalı olarak Yani vasıfsızsa vasıfsız almıyor nerede? mu? Ha, vasıfsız değil. Yani mutlaka, Yani yani bir meslek sahibi olacak. kesinlikle, ve o meslek sahibi olan, o bir belgesi olması lazım. Yani inşaat ustası dahi olsa bir ustalık belgesinin elinde Evet. olması gerekir, ya da meslek lisesi gibi. Peki bu şeyde oluyor mesela, şimdi bizde çıraklık okulları var. Çıraklık okullarından alınan belgeler onlar için yeterli oluyor mu? Çıraklıktan sonra ustalık belgesini alırsa olur. Ama çıraklık nitelik sayılmıyor. O eğitim sayılıyor. Ustalık nitelik sayılıyor. Ustalık belgesi varsa olur ama. Yani o zaman işte Avrupa Birliği Blue Kart için bu nitelikleri arıyor. Yani mutlaka elinizde Bir bir meslek. belge olacak, bir meslek. Kesinlikle. Yani Kesinlikle. kuaförseniz bile kuaför mesleğini Ustalık icra belgeniz ettiğinize olması dair lazım. bir belgeniz olacak. Kesinlikle. Peki Avrupa'da hangi meslek gruplarına daha çok ihtiyaç duyuluyor? Yani mesela Türkiye'den daha çok hangi meslek grupları gitti oraya? Şu anda en yoğun olarak Sağlık talepte bulunan diyecektim. sağlıkçılar ne Kesin şu an. yazık Şu ki. an sağlıkçılarımızı gerçekten alkışlıyorum. Bu pandemi sürecinde verdikleri hizmetler için binlerce kez teşekkür ediyorum. Gerçekten çok Evet. zor bir dönemden geçiyoruz. Gerçekten büyük bir Evet. sorumluluk üstlendiler. Yani ben de buradan teşekkürlerimi Bizi iletmek bırakıp isterim. gitmeyin ama. Ama hem Türkiye'ye Gitmeyin. yetiyorlar o zaman hem Avrupa'ya yetiyorlar Evet. demek ki. Yani gerçekten tebrik Bizim ediyoruz nüfusumuz çok genç sağlıkçılarımızı. bir nüfusumuz var ve eğitim seviyesi olarak hem nitelikli personelimiz artık gerçekten elle tutulacak seviyede çok yüksek bir birideyiz. Ve Avrupa'da özellikle sağlık sektörü, mühendisler ve ustalık belgesi olan bütün herkes şu anda çok ciddi manada alımlar gerçekleştiriyor. Ve bunlar bilgisayar yazılımcıları, mekatronikler, akademisyenler de bu konuların tabii ki içerisinde. Peki Akademisyenler de tabii. evet. Akademisyenler her yerde Ve lazım şu anda bence yani. akademisyenler belki en kolay giden meslek gruplarımızdan olabilir. Peki bu sistemle giden kişilere tanınan haklar neler? Bir Avrupa Birliği vatandaşının sahip olduğu bütün haklarla eşit olunuyor. Yani bir yaşama, çalışma, oradaki sosyal hayat, hepsi birebir Avrupa Birliği vatandaşıyla aynı statülere Oturum da sahip. alıyorlar. 18 ay sonra bir sınava tabi tutulup 21 ay sonra oturum alınıyor süresiz. 4 yıl sonra ise vatandaşlık hakkı sağlanılıyor. Yani aslında Avrupa Birliği şunu söylüyor: Türk kimliğimizi bizi değil ama elimizdeki diplomayla bizleri kapıların sonuna kadar açıyor ve geri dönmememiz için çok kısa bir sürede, yani çalışma vizesiyle 8 yılda olan süresi oturum Blue Kart'la 21 ay gibi 2 yıldan daha kısa sürede veriliyor. 4 yıl sonra direkt vatandaşlık hakkına da sahip olunabiliyor. Ama yani yine de burada çok kalifiye elemanları seçtiklerini düşünüyorum. Yani hani herhangi bir ufacık belgesi olan değil de, değil Aslında mi? Daha mı böyle? yok. Şöyle aslında, yani bir ustalık belgesi, yani meslek lisesi mezunları, ustalık belgesi olanlar, ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarının hemen hemen tamamı katılıyor bu programa. Aslında ne güzel değil mi Mehmetçiğim? Yani gençler için yeni işler. Tabii onun yani Türkiye'den gitmesini tabii ki istemiyoruz. Hani Kesinlikle. Ben kimsenin. katılmıyorum. Yani gitmemeli. Yani bize de lazım çünkü bu Ama genç vasıflı çok fazla kişiler. diyor ya, hani çok fazla ya diyor, hani İşte. genç, bizde genç nüfus da çok fazla Ama diyor. çok Burada şimdi Avrupa'da şöyle de bir durum var. Yani burada ne yazık ki
çok alternatif olduğu için çoğu meslek istediği ya hak ettiği maaşı ya da hak ettiği hayatı sağlayamıyor. Ve o yüzden de Avrupa'nın şu anda acil olarak bize ihtiyaç olduğu bir durumda. Yani kozlar bizim elimize geçmişken bütün gençler şu anda bunu kullanıyor. Yani oraya gidip ülkeyi illa terk etmek durumunda değilsiniz. Yani orada çalışıp 3 yıl, 5 yıl çalışıp vatandaş alıp geri dönebilirsiniz. Ya da süresiz oturum alıp tekrardan geri dönebilirsiniz. Para kazanıp tekrardan geri dönebilirsiniz. Tabii. Kendinizi geliştirip geri dönebilirsiniz ya da dönmeyebilirsiniz. Evet, yani kendini geliştirip burada daha da başarılı da olabilirsin mesela. Hani daha farklı iş yerleri de açabilirsin. Yani sonuçta ben mesela hani her aile ister ya çocuğunu bir şekilde yurt dışına göndersin, yabancı dilini geliştirsin vesaire falan filan. Ben bu anlamda da insana bir şey katabileceğini düşünüyorum. Kesinlikle. Peki bunun geçerlilik süresi nedir ve ne kadar sürede başvuru tamamlanıyor? Bugün mesela biri göçmenlik için geldi, size müracaat etti. Bunun süreçleri nedir? Şimdi şu şekilde göçmenlikle ilgili bir belli bir tarih yok. Yani illa Ocak ayında başvuru yapacaksınız, Nisan ayında kayıtlar var gibi bir süre yok. Avrupa Birliği'nin istemiş oldukları şey o ellerinizde halihazırda olan belge, diploma neyse artık bunun Avrupa'da çalışmak için yeterli olduğuna dair denklik. Yani burada bir doktor Avrupa'da çalışmak istiyorsa öncelikle Türkiye'den almış olduğu tıp diplomasının örnek veriyorum Almanya'da da geçerli olduğuna dair bir denklik alınması gerekiyor. Bu denklik süreci 90 gün sürüyor. 90 gün sonra denkliği aldıktan sonra istediği firmayla anlaşmasını yapıp... Denkliği nasıl alıyorsunuz? Denklik her Avrupa'da eyaletler yani her meslekle ilgili yetkilendirilmiş olan kurumlar var. Yani diyelim ki bir inşaat mühendisi ise mühendisler odasına diploma, transkript gibi bazı evraklar, tamamlayıcı evraklar gönderiliyor. Oradaki oda ya da oradaki yetkili kurum neresiyse artık bu belgeleri inceliyor ve aldığı eğitim o kendi ülkesinde o mesleği yapması için yeterli mi değil mi bunun kontrolünü sağlıyor. Ondan sonra zaten direkt onay veriliyor. 90 gün mü yani? Denklik süreci maksimum 90 gün. Yani bütün başvuru... Daha erken olabilir. Evraklar maksimum Avrupa dedi. Tabii maksimum 90 gün. Yani çok acil olan mesleklerde 3 haftada 4 hafta içerisinde sağlıkçık falan olacak. Hemen 2-3 haftada zaten hemen alırlar gitmeyi sakın. Kendi ihtiyaçlarına göre herhalde tabii, yani onlar tayin ediyorlar. Bir de o kurumun yoğunluğuna göre de değişiyor. Yani mesela bazı kurumlar çok yoğun şu anda. Mesela mühendislerin olduğu kurumlar çok yoğun çalışıyor. Çünkü çok fazla mühendis gitmek istiyor. Onların da sistem biraz daha yavaş ilerleyebiliyor. Ama hangi bölgeye gideceksiniz? Mesleğiniz nedir? Ya da evraklarınız tam mı? Buna göre tabii ki sürecinizi şekillendirebiliyorsunuz. Peki bu karta sahip olan kişilerin seyahat hakları neler? İlk başta söylemiş olduğum gibi bir Avrupa Birliği vatandaşının sahip olduğu bütün haklara sahipsiniz. Yani sınırsız olarak Avrupa'da çalışabilir. Avrupa'ya gidebilirsiniz. Vize derdin hiç yok. Değil mi? Kesinlikle. Bir Avrupa Birliği vatandaşı oluyorsun değil mi? Tabii ki. Peki sunucuya ihtiyaç da var mı? hayır hiçbir yere gidemezsiniz. Sizin ilk söylediğinize gidenler. Size bizim ihtiyacımız var burada. Öyle mi? Ha, tamam. Aynen. Biz burada çok iyiyiz. Hayatın rengiyiz burada. Peki ne zamandan beri böyle bir süreç var? 2009 yılından beri olan bir uygulama aslında bu. Öyle ama mi? Tabii Türkiye'de yalnız bu çok popüler olan bir konu değildi. Yani çok aslında hala Avrupa'ya gitmenin çok zor olduğu bir algısıyla toplum yaşıyor. Yani bizim de büyüklerimiz işte teyzelerimiz, dedelerimizin Avrupa'ya gittiği 1960'larda, 70'lerdeki gibi çok zorluklar çekileceğini düşünüyor herkes. Ama durum biraz değişti. Yani Avrupa'nın nüfusu her geçen gün yaşlandığı için artık Avrupa 3. Dünya ülkelerini çok rahat bir şekilde şu anda istihdam etmeye çalışıyor. Ve yıllık 100 bin alım gerçekleştirilecek. En çok nereden mesela bunlar geliyor? Türkiye'den başka ülkeler var mı başvuruda? Tabii ki yani biz tüm dünyaya hizmet veriyoruz. Yani bizim için 3. dünya ülkesi olması ve yurt dışına çıkış yasaklığının olmaması ya da daha önce de Avrupa'dan deport edilmemiş olması bizim için yeterli. Peki yöresel olarak mesela Türkiye'de en çok şu bölgeden başvuru aldık İstanbul değil mi? İstanbul'un olmasının sebebi de aslında şu. Yani İstanbul'daki genç nüfus çok fazla. Evet. Ve nitelikli genç nüfus çok fazla. Yani çok fazla üniversite öğrencisi var. Çok fazla üniversiteyi bitirip de iş bulamadığı için farklı sektörlere kaymış olan insanlar var. Ve bu onlar için aslında bulunmaz bir fırsat. Yani sadece ihtiyacı olduğu kadar bir Almanca ya da İngilizce neyse artık hangi ülkeye gitmek istiyorsa bunu tamamlayıp diplomasının denkliğini alıp uçağa atlayıp gidiyor. O dili konuşuyor olması tabii gerekiyor. Yani, tabii mesleği yapacak kadar. Yani başvuru yapacaksanız da sevgili gençler ya da meslek erbapları mutlaka bir dil kursuna yazılın. Hani bunun öncesinde belli ki ben buradan aldığım bu. Almanya'ya mı gideceksiniz? Kesinlikle. Almanca kesinlikle. Öğrenin yani ya da İngiltere gidecekseniz ya da hangi ülkeye gideceksiniz? Çin'e, Japonya'ya falan da giden var mı? Ama Avrupa Birliği için geçerli ama Çin'den oraya gidenler var tabii Çin'den ki. Var değil mi mesela?
Nüfus fazla çünkü. Nüfus fazla ve şu anda ya Avrupa aslında herkesin bir cazibe merkezi. Yani herkesin bir Avrupa hayali var. Nasıl bir Amerika hayali vardı yıllarca insanların. Şu anda Avrupa hayali var. Çünkü biz yani insanlar artık, dünya artık çok küçük. Yani sosyal medyadan ya da televizyondan çok rahatlıkla oradaki hayatı ya da oradaki yaşamı çok rahatlıkla görebiliyorlar. Ve kendilerini orada daha rahat geliştirebileceğini ve gerekirse ülkesine de daha da iyi hizmet edebileceğini herkes farkında aslında. E tabii ki ya, bir gitmek, bir görmek lazım değil mi? Yani bir... Ya gezmek için gidelim de çalışmak için biz gitmeyelim. Kazanmak için gidelim. Niye bizim dedelerimiz, babalarımız zamanında gitmişler vallahi bayağı da. Ama onlar çilesini çekmişler. Şimdi diyor ki artık günümüzde öyle değil diyor. Daha farklı bir imkan var. 200 sene çalışıp bence dönün. Bak orada sakın kalmayın giderseniz. İşte... Kalmadı mı sıkıntı oluyor? Çünkü burada da ihtiyaç var o insanlara. Kesinlikle. Bir de bu süreç ne kadar sürüyor Mehmet Bey? Yani hangisi? Diyelim başvurmak istedi. Kadar zamanda başvuruyor? Şimdi öncelikle biz bir uygunluğa tabi tutuyoruz. Yani her başvuru, yani her gitmek istiyorum diyeninde tabii önce bir diploması uygun mu, mesleğe uygun mu, bunlara sicili bir bakıyoruz. Sicili vesairesi, uygun her şeyi. Bunların hepsine bir bakıyoruz. Güvenlik soruşturması kesinlikle vesairesi hepsine ve bunlardan herhangi bir sorun yoksa biz direkt adaylara uygun iş tekliflerini Avrupa'dan getiriyoruz ücretsiz olarak ve adayların işverenlerle görüşmelerini sağlıyoruz. Adaylar kendilerine uygun işleri, maaşları, şartları, kalacak yer, sosyal haklar hepsini kontrollerini sağlıyorlar ve kendisine uygun olduğunu düşündüğü bir yer varsa direkt iletişime geçip iş sözleşmesini alıyorlar. Biz de bu zaman zarfı içerisinde zaten diploma denkliklerini ya da yeterli olan yabancı dil seviyesini tamamlatmış oluyoruz. Daha sonra vizesini alıp çok rahatlıkla gidebiliyoruz. Peki orada gittiğinde nerede kalıyorlar? Ne yapıyorlar? Çoğunlukla işverenler sağlıyor. Yani çünkü çok acil bir ihtiyaç var. Yani bu biz ne kadar burada söylesek de aklımızda, hayalimizde hala oturmuyor bu cümle. Gerçekten çok acil ihtiyaç var. Yani bir açı da olsa gerekirse konaklayacak yer ayarlıyorlar. Türkiye'den getiriyorlar. Biz gittik oraya şimdi. Değil mi? Biz gittik. Memnun kalmadık. Geri dönebiliriz. Peki, yani bir sözleşme falan yok değil mi? Yani, hani sözleşme karşılıklı olarak feshedilebilecek tarzda sözleşme oluyor. Yani şu anda da mesela hepimizin çalışmış olduğu yerlerle ilgili bir sözleşmesi var ama karşılıklı olarak kesinlikle geçebiliriz. Ama ben dönmek istemedim, oradayım, oradayken başka bir işe geçebiliyorum. Yapabilirsiniz. Ha, şimdi, bu önemli. Kesinlikle. Evet. Yani o zaman ya şu şekilde ilerleniyor. İşten yüz kızartıcı bir suçtan dolayı kovulmamak şartıyla. Yani anlaşamadık, iş akdimi sonlandırıldı ya da sonlandırdık. 6 ay içerisinde yeni bir iş bulup devam edebiliriz. 6 ay boyunca da iş bulmadan da orada yani yaşamaya devam edebiliriz. Nasıl yaşayacağız? Kendi cebimizden. Kendi cebimizden, tamam. Ya da birikimlerimizden. Gelmemiz gerekmiyor. Deport edilmiyorsun. 6 ay boyunca hiçbir şekilde iş bulmayıp hala da çalışmamak gibi bir derdimiz varsa tabii ki o zaman önce bir ülkemize geri dönüp tekrardan geri gelmemiz lazım. Blue Card'da bir de aynı zamanda ailemizi de yanınızda götürüyoruz. Bu çok önemli. Yani evli olanlar eşini, çocuklarını götürebiliyor. Çocuklar orada eğitimine başlayabiliyor gibi bir durumlar da var tabii ki. İyiymiş. Peki. Şimdi gidebilirsin o zaman değil mi? Şimdi oldu, şartlar değişti. Şartlar değişti. Yok, ben hala şey tarafındayım. Yani ben gidemem zaten. Ben gidemem çünkü burada da ihtiyaç olduğunu düşünüyorum genel anlamda. Yani çünkü zamanında hep beyin göçü olmuş ya. Özellikle Amerika bunu çok yapıyor. Hala yapıyor eminim. Hala yapıyor. Dolayısıyla biz istihdam anlamında bayağı zorlandık. Şu an hala bence özellikle devlet kademelerinde teknolojik anlamda beyin bulamıyorlar. Yani, kesinlikle bulunmuyor maalesef. Ama beyinler de iş bulamıyor. Böyle bir sorunumuz da var. Yani bir işçi bulamayan bir kesim, bir de iş bulamayan bir kesim var. Yani bu teraziyi dengeleyemiyoruz. Ve o yüzden bir yerde sürekli olarak nitelikli personel arayan bir işveren ya da bir kurum ya da bir sistem, bir yerde sürekli istediği, aradığı işi bulamayan bir genç ya da bir meslek erbabı var. Ve ben gene de şeye katılıyorum Mehmet. Yani bir yurt dışına gidip, yani o yabancı, çünkü yabancı dil artık Türkiye'deki bütün meslek gruplarını da ilgilendiriyor hemen hemen. Doğru. Baktığında bugün yani her şey internete bağlı olduğu bir, bütün dünyaya ulaşabildiğimiz bir dönemdeyken senin yabancı dil gerçekten konuşuyor olman lazım. Kesinlikle. Bunu da burada kalarak dil kursunda bir yere kadar yaparsın. Yani mutlaka bir çoluğunu çocuğunu bir gönderesin var yani, orada bir 200 sene kalsın baksın, hani bir öğrensin falan filan. Onu öğrenip belki de daha kalifiye bir şekilde de buraya dönebilirler. Biraz da ceplerinde paraları olur çocukların. İstedikleri yeri de açabilirler. Bana mantıklı geldi. Peki, harika. Değerli bilgileriniz için çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim. İnşallah bu süreci de beraber bir takip ederiz. Evet, merak ettim de. Çünkü değişik bir konu. Ben çok sağ olun. Şimdi sırada reklamlar var. Buyurun, reklamları izleyelim. Evet sevgili seyirciler, bu haftada bir programımızın sonuna geldik. Fakat yanımda Ebru yok, gördüğünüz üzere. Ebru Blue Card'dan çok etkilendi ve Mehmet Bey'den bilgi alıyor şu anda. O yüzden beni yalnız bıraktı. Haftaya yine aynı saatte görüşmek üzere. Hoşça kalın.